Herkese merhaba. Bugünkü nasıl yapılır videomuzun konusu bu model olacak. Neden bu modeli yapıyoruz? Çünkü Instagram takipçilerimizden bir tanesi bunu nasıl yapıldığını merak etmiş, bana yazdı. Ben de tabii ki deyip videoyu çektim. Herkes de faydalanabilsin diye kanalımıza ekledim. Bana Instagram hesabımdan yazabilirsiniz yapılmasını istediğiniz modelleri, fotoğraflarını atabilirsiniz. Onları yapar, buraya da videolarını koyuyor olurum. Instagram hesabım hobici kutu. Burada da kanala abone olmayı unutmayın. O zaman çok da lafı uzatmayayım. Hemen nasıl yapılırına geçelim. Şimdi bu modelimiz için bize gereken malzemeler ip ve bir ahşap çubuk. Burada kullandığımız iki farklı düğüm var. Bir tanesi bağlama düğümü olacak. Bir diğeri de sarmal düğüm. Bu düğüm tekniklerin hepsine makrame düğüm teknikleri listemizden ulaşabilirsiniz. Şimdi ben iplerimi ve çubuğumu hazırladım. Şöyle koymak istiyorum. Çubuğuma iplerimi bağlama düğümüyle bağlayacağım. Ben şimdilik üç bir tarafta üç bir tarafta ip olsun istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde ben bağlamaları yapayım. Dediğim gibi bu düğümün detaylarını makrame düğüm teknikleri bir videosundan görebilirsiniz. Şimdi sıra geldi sarma düğümümüze. Bu arada bu model için iplerin ölçülerini, iplerin kalınlıklarını, hangi ipi kullandığımı aşağıya açıklamaya yazdım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Şimdi sarma düğüm yapacağım. Dediğim gibi sarma düğüm tekniğimizi de makrame düğüm teknikleri bir videomuzda, temel düğüm teknikleri bir videomuzda görebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan, şimdi buradan başlayacağım, bu taraftan. Bunun sarmal düğümlerini yere paralel bir şekilde atacağım sırayla. Bu yüzden en baştaki ipimi alıyorum öncelikle. Şu şekilde tutacağım. Sabit ipim bu olacak yani. Bütün sırayı örüyorum. Şimdi ilk sırayı ördükten sonra bu iplerinizin aralarını birazcık açmanız gerekebilir, düzgün dursun diye. Biraz makreme aslında bize söyler ne yapmamız gerektiğini. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken gene burada en başta kalanı, olduğumuz tarafın en başındakini almak. Bütün sıralarda yapacağımız işlem aynı işlem. Şimdi ben bunu 5 ya da 6 sıra böyle örerek gideceğim. Dediğim gibi her seferinde en baştaki ipi alıp sabit tutuyor olacağım. Şimdi hızlıca örgülerimizi yapalım. Şimdi bir tarafa 5 sıra sarma düğüm, yere paralel şekilde sarma düğümü yaptım. Şimdi diğer tarafınkine geçiyorum. Bu tarafta da yapacağımız işlem aynısının tam tersi. Şöyle biraz açalım iplerimizi gene. Bu sefer ördüğümüz tarafın en başındakini alıyoruz. Sabit tutuyoruz. Yere paralel. Sarmal düğümlerimizi atarak her sıra geldiğinde baştaki ipi alarak burayı da örmeye devam ediyoruz. Şimdi iki kanadımızın da üst kısımlarını ördükten sonra şöyle elimle şunu yapacağım. Aslında şöyle yapalım. Şunları böyle alalım. Önce şurayı bağlayalım biz.
En uçta kalan, en sonlarında kalan iki taneyle bunları birbirine bağladık. Sonra şu açıklığı ayarlayabilirsiniz. Yani makreme size ne kadar bir açıklık olması gerektiğini burada söyleyecek demek oluyor bu. Şimdi yapacağımız işlem, gene bu tarafta 6, bu tarafta 6 ipimiz var. Yani şu üçlerin devamı daha doğrusu. Şimdi bu sefer burada yaptığımız işlemi burası için yapacağız. En baştakini alıyorum ve sarmal düğümlerimi bu şekilde sırayla atmaya devam ediyorum. Bu taraf için böyle. Şimdi bunu hızlıca yapacağım ben. Şimdi dediğim gibi bu tarafta yukarıda 5, aşağıda 5 sarmal düğümlerimi attım. Bu tarafım tamam. Şimdi de şuradaki gibi bu tarafı öreceğim. Yani buradaki ipimi sabit tutacağım baştakini. Her sırayı örerken bir sonraki sıradaki başta kalanı alarak örmeye devam edeceğim. Şimdi sarmallarımı atmaya başlıyorum bu tarafa doğru. Modelimiz bitti. Bu altından kalan ipler isterseniz böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz şöyle daha kısa kesebilirsiniz. Ben biraz uzun bırakmayı tercih ediyorum. Bunları renklendirmeyi düşünüyorum hatta. Öyle kelebeğin arkasından giden bir renk cümbüşü şeklinde hoş olabileceğini düşünüyorum. Sizin de merak ettiğiniz modeller varsa bana hobicikutu Instagram adresinden atın. Onları da yapalım. Burada paylaşalım. Hep birlikte keyifli vakit geçirelim. O zaman herkese evde kal diyoruz. Sağlıklı kal.